Harabe yapılar tehlike saçıyor. Nizip'te sit alanı içerisinde bulunan tarihi evlerin büyük bölümünün restorasyon yapılmadığı için tehlike saçıyor. Özellikle Saha Mahallesi, Mektep Sokak üzerinde bulunan tarihi yapıda şiddetli yağan yağmur sonrasında meydana gelen çökmeler sokak üzerinde büyük tehlikelere yol açıyor. Konuyla ilgili konuşan esnaflar, sit alanı içerisinde bulunan yapıların birçoğunun yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve özellikle dün akşam yağan yağmur sonrasında sokak üzerinde bulunan yapıdan taşların düştüğünü, duvarlarda yıkılma tehlikesi olduğunu belirterek bu tarihi evlerin birinin başına yıkılmadan yetkililerin yardım etmesini istediler. Maalesef memleketimizde bazı böyle yapıların sit alanı olması nedeniyle tehlike arz ediyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Eğer sit alanıysa bunların şey olması, restore edilmesi, sağlamlaştırılması gerekiyor. Akşam mesela çok büyük bir tehlike oldu. Geçen bir vatandaşımız olabilirdi buradan. Düşseydi Allah muhafaza insan yani kurtulma şansı yoktu. Onun için bunların ya restore edilmesi veyahut da yıkılması gerekiyor. Gerçi başkanımızın insan hayatına olan verdiği değeri biliyoruz. Ya intikal ettirilmiyor başkanımıza ya söylenmiyor, yani böyle şeyler söylense ben inanıyorum ki başkanımız özellikle ilgilenir. Çünkü insan hayatı söz konusu. Burası işlek bir cadde. Çocuklarımızın okula gittiği bir yer, yol, kaldırımı yok. Onun için mecburen duvarın dibinden geçmek zorundalar. Bu da büyük tehlike arz ediyor. Akşam ufak bir fırtınada, ufak bir yağmurda çökme tehlikesi oldu ve taşlar dışarıya düştü. Allah'tan kimse altında yoktu. Onun için pek can zararlı olmadı çok şükür ki. Fakat bunların yapılması gerekiyor. İlla olduğu zaman önleme alınması değil de olmadan önleme alınması vatandaşımız açısından, bizim açımızdan daha iyi olacak inşallah. Örneğin köy kılavuzlar mı kardeş? İşte orada. Bu az bile az. Az. İlla birinin başına düşmesi lazım. Birilerinin hastanelik olması lazım, ölmesi lazım ki bu işlerin yapılması lazım. Yani hükümet olarak, devlet olarak, belediye olarak hani bu tür şeylerimize sahip çıkmamız lazım. Atıyorum buranın belki belli bir geçmişi var, uzun bir tarihi var. Fakat bununla ilgili ne bir yani çalışma var, ne bir uğraşma var, hiçbir şey yok. Evet, rüzgar çıkma taşıyor. Ne bir çimentosu var, ne bir toprağı var. Hiçbir şey yok. Hepsi ortada yani. Artık biliyorsunuz, inşaat olarak inşaatçılara da sorabilirsiniz. Bir çimentonun belli bir süresi var. Bunlar da uzun tarihli. Herhalde tahminim ne kadar var burası bilmiyorum ama. Yani çürümüş yani artık, biliyor musun? Elden geçmesi lazım.